Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. Bu videoda Foot Champions ödüllerimi açacağım. Division Ravs ödülleriyle birlikte Foot Champions'a ne yazık ki Gold 1 e olduk. Ee, Division Ravs'a da Division 1'de renk 3 olduk. Hiç oynayamadığımız için bütün haklarımızı Foot Champions'a kullandık. Önce de oynayamadığım için ee, video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 3000 aboneye çok yaklaştık arkadaşlar. Hemen oraya ulaşalım hızlıca iyi team Koncana bakıyoruz. Bu arada da küçük bir sürprizim var size. Aslında büyük bir sürpriz belki de. Kendi e, paketlerim bittikten sonra arkadaşım Berkir'in paketlerini açarken de ilginç bir şey çıkardık. Onu da göstereceğim. Şimdi Dilan'ı e, beşli savunmada başlayıp orta sahaya çekebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde Florenzi de öyle. iyi bir orta saha kartı gücü dışında o da. Böyle kantes Soku gibi defansif bir oyuncu yanında iyi iş yapacak bir oyuncu kendisi. Bununla birlikte yani çok fazla iyi değil ama kesinlikle şey e, çıkarmaya uygun bir şey. Çünkü hepiniz biliyorsunuz bu Foot Champions kırmızı kartlardan ne bir Neymar çıkıyor bize ne bir Mbappe ne bir Messi çıkıyor. Yani olsa da bize çıkmıyor. O yüzden böyle Rashford, Werner gibi kartlar çıkabiliyor kırmızı. Onların bitik tık altı kartlar. O yüzden hem Rashford hem Werner olması umut verici kırmızı kartlar için. Ve iki tane babası aslında bunlar. Rashford'da Werner'de biraz farklı tip oyuncular ama... Rashford'un biraz daha dribblingi daha iyi. Werner'in biraz daha şutu hızı daha iyi. Ama ikisi de güzel bir kart. Depayde ilginç aslında başlangıç kadroları için hiç fena olmayacak bir kart. Aynı şekilde Oshimen de yedekten sokup oyunu değiştireceğiz veya az bir paranız varsa başlangıç İtalya kadrosu da kullanabileceğiniz bir oyuncu arkadaşlar. Evet, ufaktan başlayalım artık. İlk önce Rivals ödüllerimizi alalım. Bu hafta renk 1 olurum büyük ihtimalle Rivals'ta. Evet bir nadir paket bir mega paket. Nadir mega paket ve mega paket alacağız. Gayet iki tane iki sağlam güzel paket. Gördüğünüz gibi üçüncü renkli tamamlamışız. Bu arada bir kısa bir indim çıktım. Division 2'ye indim ve ben geri çıktım. Ama büyük ihtimalle bir hafta Division 2 ödülleri gelmek zorunda kalacak o kötü bir zamanlama yüzünden. Ama şu an Division 1'deyim en azından. Division 1'den bir daha da düşmem kolay kolay. Evet. Food biz de aldık. Bakalım kim çıkacak? Kırmızı tercihlerde. Evet. Yani çok üzerinde konuşulacak bir şey yok. Yeboah zaten yedekten sokacağınız bir oyuncu değil. 74 ve o dribbling geliyor. O yüzden Dani olmayı aldık. Overall'a en yüksek olduğu için açıkçası. Evet ikinci de de çok birini bulamadık ama o şimen yedekten sokulur oynatılır devam diyebiliriz. Şimdi 4 tane çok baba paketimiz var. Ondan sonra da Berkin'in hesabındaki e, paketim var aslında. Onun hesabında açtığım ödül var. Champions ödülü. Evet. Mega paketten başlayacağız. 2 tane 100 binlik, 1 tane 75 binlik 1 tane de 35 bin olması lazım. E, coin değerindeki paketler açıkçası. E, açacağımız kartlar. Evet. Volkout'la başladık. Fransa Volkout'u kale gelmesi iyiydi. Çünkü Fransa'da inanılmaz Volkout'lar var. işte Varan, Kante, Mbappe bu gibi çok pahalı oyuncular var. Kale olunca biraz üzüldük tabi. Fransa Volkaut'u daha iyi bekliyor insan. Arkasında biri var mı? Pek yok. Hızlıca oyuncuları yollayacağız. Şeylere çok girmeyeceğim bu sözleşmeleri falan yollamakla. Sürenizi çalmayacağım arkadaşlar. Evet hızlıca burayı da bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi satılabilme potansiyeli her şeyi tutuyorum arkadaşlar elimde. Evet onları da yolladık. Evet bir Volkaut'ta başladık. Güzel bir başlangıç. Bakalım devamında ne gelecek? Şimdi... Nadir mega paketteyiz. Yine Volkout. İspanya Volkout'tan bir ayır görmedik şu ana kadar hayatımızda. Şöyle bir düşüneyim var mı? İşte birisi gelmiyor aklıma. İspanya Volkout'tan iyi olan Ramos falan eskiden para ediyordu. O da artık etmiyor. O yüzden yani işte Busquets binlik oyuncu hızlıca yolluyoruz. Bir tane kopya dedi, diyor. kesen. Hani dedim acaba başka biri mi çıktı? Bir şey mi var arkasında ama yok. kesin satılamazı vardı. Ee, ara olarak ara bilgi Vitsel'i yaptım son gününde. Ya zaten süresi bittiği için çok şey değil. Hani şu an söylemem ne kadar mantıklı da ben çok beğendim. İnanılmaz beklediğimin 6-7 kat üstünde çıktı Vitsel. Çok fazla satılamaz oyuncum vardı. Bedavaya geldi Vitsel. Ve gerçekten inanılmaz oynuyor. Şok etti beni. Ya Vitsel'i yaptıysanız size de hayırlı olsun. Bir walkout daha geldi. Üçüncü walkout üstü. 86 orada da demek. Bu yine Fransa. Bu sefer bir de Santrafor Mbappe mi? Değil tabii ki. Olur mu Mbappe? An şu an Griezmann. Buna da okeyim. Buna da kabul. Kendisi 100 bin civarlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. 70-100 arası bir fiyatı olması lazım. Antoine Griezmann'ın gayet iyi. Kabul edilebilir, bir, kabul edilebilir bir kart. Paketten çıkarıp satmak için özellikle. başlangıç kadrolarında da bayağı iyi oynuyor aslında. Tek sorunu hız. O yüzden böyle bir 10 numara pozisyonda ee, ideal olacaktır. Onun için 10 on numara pozisyonu arkadaşlar. Evet ve Aron Fambisakka o da iyi para eden kartlardan bir tanesi. Onun dışında pek bir şey yok gibi arkadaşlar. Bu pakette en azından. Sonra benim son paketime geçeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da Berkin'in paketiyle bitireceğiz. Verkin'i cımbızladım çünkü diğer paketlerinde çok bir şey yoktu Verkin'in. O yüzden tek paketi aldım aslında Verkin'den. Ama bir paket bütün yani ödülleri her şeye değer bir paket. Ve evet bir Volkout daha 4'e 4 Volkout hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Kendi ödüllerimde özellikle. Senegal Mane mi dedik? Mane mi dedik? 400k geldi mi dedik? Gelmedi arkadaşlar. Kanadi Kolibali buna da okeyim ama yapacak bir şey yok. Yani. Sonuçta üstüne 4 tane Volkout gelmiş. Bu da gayet kabul edilebilir bir şey. Kanedi Kolibali ile birlikte de gayet güzel bir şekilde sonlandırıyoruz. Kendi ödüllerimizi iyi para kazandık. Toplam yani yaklaşık olarak herhalde bir en az 300-350k para kazanmışımdır bir hafta sonundan. Bu da inanılmaz aslında benim için. Bir dahaki hafta elite oynayacağımı düşünürsek en az. En kötü hadi yine beceremezsem, yine saçmalarsam, yine ilginç şeyler yaparsam en azından yine gol bir olacağımı düşünürsek yine bu paralara yaklaşmak çok iyi olur benim için. Evet bunu da yolluyoruz. Burada da çok fazla birisi yok gibi. Eski manevi evladım Hassane Kamara'yı görüyorum orada. Onun dışında da çok fazla birisi yok. Uf, bu senin de çılgın kartı Frank Achenpong. Müthiş bir kart. Onu da Anderlet günlerinden beri takip ediyorum gerçek hayatta. FIFA'da iyi bir kartı olması sevindirdi. Hızlıca benim çıkardık ama şöyle özet olarak bakacağız. Hemen belki nasıl çıkacağız. Sonra da videoyu bitireceğiz. Evet bakın mutkaplan Umut Kaplan YT hesabındasınız. Fena değil. Rekordum çok kötü değil. Şurada 8 tane falan Squad Battle'da Ultimate'e kaybettim. O biraz üzüyor. Onun dışında çok bir sorunu yok rekordumda. Evet çıkardığımız katlar bunlar. Bir Inform, Kolibali, Lloris, Griezmann, Busquets, Fambisakka. Onun dışında çok bir şey yok açıkçası. Evet geldik Berkin hesabına gördüğünüz gibi Berkin FC'deyiz. Berkin'in iki paketi var ama diğerinde bir şey çıkmadığı için tek paketini göstereceğim ve videonun son paketi olacak aslında bu da. 100 binlik paket ne çıkardı Umut ne söylüyorsun bu kadar ne uzattın diye söylüyü düşünüyorsanız bakın walkout Volkout Brezilya. Sol bekledim ki ulan Marcelo ama Volkout değil ve ikon işaretini görüyoruz ve Roberto Carlos. Senenin ilk ikonunu çıkardık. Ee, bana değil ama en yakın arkadaşlar. Ona birine gitti. Hayırlı olsun. Belki Moller'da ne de. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ve son olarak iyi günler.